Herkese merhabalar. Bugün sizlere Isaac sürecimi anlatmaya geldim. Hepinizin kafasında birçok soru olduğunu biliyorum. Çünkü gitmeden önce benim de vardı. Başvuru süreci nasıldı? Nereye gittim? Ne kadar süre kaldım? Bunun için herhangi bir ücret ödedim mi? Çalışırken gezmeye vakit kalıyor mu? Ve ne kadar İngilizce lazım gibi birçok sorunun cevabı birazdan kanalımda olacak. Ben Isaac'e 2 sene önce gittim. O zaman 3. sınıftaydım üniversitede ve bahar dönemiydi. Henüz Isaac'ten, Romanya'dan gelmiş bir sınıf arkadaşım vardı baki. Bana dedi ki sen neden gitmiyorsun? Harika bir deneyimdi. Bana çok şey kattı. Bir yandan içim kıpır kıpır tabii. Bu deneyimi ben de yaşamak istiyorum. Ama aklımda farklı farklı sorular da var. Final haftası geliyor. Vizeler yeni bitmek üzere. Ee, ne kadar süre gidebilirim? Ne yapabilirim? Henüz bir fikrim yok. Detaylıca araştırmamışım. Ama o sırada şöyle bir olay geliştirdi beni tetikleyecek. E, normalde İngilizce muafiyet sınavlarını geçmiştim üniversiteye başlarken ve daha önce de dil sorunu yaşamayan bir öğrenciydim. Bu konuda hep iyiydim. Ama o günlerde havaili bir arkadaş edinmiştim ve onunla tanıştıktan sonra şöyle bir an yaşadım. Aman ya Rabbi İngilizcem bitmiş. Yanlışlıkla ben o dili köreltmişim. Çünkü dilin ankör bir şey. Kullanmaya kullanmaya bitirmişim. Ben bunu da görünce bakiden de aldığım gazla birlikte IZE'ye başvurdum. Şimdi burada yapmanız gereken ilk aşama Isaac.org.tr'ye girip başvuruda bulunmak. Yani bir form doldurmak. Ben 3 program var. Bunların arasından Global Volunteer denilen küresel gönüllülere başvurdum. Kendi projenizi kendiniz seçebiliyor musunuz sorusunun yanında? Evet tabii ki seçebiliyorsunuz. Burada hedefler var, bu hedeflere yönelik projeler var. Şimdi size bu 17 adet sürdürülebilir kalkınma hedeflerini bahsedeceğim ki projelerin konularını anlayabilirsiniz. Bunlar yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sanitasyon, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, Sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış, adalet ve güçlü kurumlar, amaçlar için ortaklıklar. Her şey benim için de çok hızlı gelişti çünkü hızlı karar almam gereken bir sürecin içindeydim. Vizelerimle finallerim arasında 6 hafta vardı. İkinci bir soruyu daha yanıtlayayım sizin için. Projenizin süresini kendiniz seçebiliyorsunuz tabii ki de e, opsiyonlar içinden. 6 hafta, 8 hafta, 12 hafta gibi seçenekler var. Ben de programımı 6 haftalık bir program olarak filtreledim. Konumunuzu da filtreleyebiliyorsunuz. Eğer bunu merak ediyorsanız, istediğiniz yere gitme özgürlüğünüz tabii ki de var. Bir projede zorunluluğunuz yok. Ben hep piramitleri ve Mısır merak etmiş bir insan olarak oraya gitmek istedim aslında. İlk olarak Mısır seçeneklerine baktım, ama tarihleri bana uymadı. Öyle olunca ben de seçeneklerimi değiştirdim. Karşıma Hırvatistan çıktı. Acayip cıvıl cıvıl gözüken Split şehrinde bir proje vardı. Ben de bu projeye başvurdum. Bu arada benim projem Mental Health Awareness denilen zihinsel sağlık farkındalığı projesiydi. Ortaokul ve lise öğrencileriyle birlikte bu alana dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve birbirlerine yardımcı olmaları adına bir proje gerçekleştirdik ve workshoplar düzenledik. Şimdi böylece ben başvuru formunu doldurmuş oldum bu proje için. Anneme de söyledim böyle böyle ben projeye başvurdum diye. Ama tabii ki sürecin nasıl işleyeceğini, ne kadar süreceğini henüz ben de bilmiyordum. Birkaç gün içinde bana haber geldi. Benden bir video istediler. Bu videoda da kendimi tanıtmamı, kendimden bahsetmemi, neden işte bu projeye katılmak istediğimi anlatmamı istediler. Ben de bu videoyu da yolladım. Bu da ikinci aşama oldu benim için. Birkaç gün sonra da e, bir Skype görüşmesi gerçekleştirmek istediler. E, ne kadar İngilizce gerekli e, diye bir soru soruluyor genellikle. Şöyle aslında bir yeterlik belgesi istemiyorlar. IELTS skoru, TOEFL skoru gibi... Ama B1 en az İngilizce bekliyorlar ve bunu da yaptıkları görüşmelerle, formlarla, istedikleri videoyla anlamaya çalışıyorlar diyebilirim. Bir yandan her şey o kadar gerçeküstü geliyor ki ben projeye babama söylemeyi unutmuşum. Bir gün bir haber geldi, projeye kabul almışım. Proje menajerim aradı. Böyle tam uçak bileti ne yapacağım derken dedim ki, babam... Babama söylemeliyim. Sağ olsun kendisi hiçbir zaman bana yapamazsın diyen bir insan olmadı ve her zaman arkamda durdu. Böylece benim de serüvenim başlamış oldu. Tamam ne yapacağız dedi. Süreç başladıktan sonra hiçbir şekilde gelmenize gerek yok. Çünkü kendinize bir Arzak ofisi seçmiş oluyorsunuz bulunduğunuz şehirde. Ben de Isaac İstanbul ofisinden Asya Avrupa arasından bir tanesini seçmiştim. Ve zaten bana proje menajerleri atanmıştı. Herhangi bir sorun olduğunda onlar çözüyorlar. İşte projeye kabul edildin mi edilmedin mi süreç ne alemde diye yine görüşmeleri onlar yapıyorlar. Şimdi insanların kafasında soru işareti yaratan bir noktada biz nerede kalacağız ne yiyeceğiz ne içeceğiz gibi oluyor. Projelerinizin sayfasında yani önüze sunulan seçeneklerin içinde zaten ayrıntılar veriliyor. Yani kalacak yer temin ediliyor mu, bilgisayar temin ediliyor mu, yemek var mı varsa kaç öğün gibi bilgiler bulunuyor. Ama her zaman emin olabileceğiniz şey kalacak yer tamamen Isaac tarafından karşılanıyor. E, bu duyduğum kadarıyla bazı insanlar ailelerin yanına yerleştiriyormuş, gönüllü ailelerin. Benimki öyle olmadı. E, Isaac'lerin kaldığı bir hostele yerleştirildim. Yemek konusunda orası artık size kalmış. Ben yemek olmayan bir projeyi seçtim. Bu benim için bir problem değildi. Kendim sağladım. Ama yemek olan projeler de var. Bilgisayarımı kendim götürmüştüm. Genellikle zaten herkes kendi bilgisayarını getiriyor ama böyle bir imkanınız yoksa içinde bilgisayarda temin edilen bir projeyi seçebilirsiniz. Kalacak yerle ilgili herhangi bir sıkıntınız var mı diye zaten size başvuru formunda soruyorlar. O konuda da ben çekinceniz olması gerektiğini düşünmüyorum. Açıkçası bir problem olduğunda da proje menajerleri çok hızlı aksiyon alıyorlar. Hem burada hem de gittiğiniz ülkede. Şimdi herkesin merak ettiği o soruya geldik. Ne kadar para verdin? Ayze'ye ne kadar ödedin? Arkadaşlar danışmanlık ücreti olarak ben 700 TL verdiğimi hatırlıyorum. Bu ikinci bir projeniz olduğunda 500 lira gibi yanlış hatırlamıyorsam bir rakama denk geliyordu. Gerçi güncel fiyatlardan benim haberim yok. Bilenler varsa onlar da yorumlarda bize aydınlatabilirler. Şimdi istediğiniz projeye aylar öncesinden başvurabiliyorsunuz. Mesela Kasım'da başvurup Nisan'daki bir projeye öyle gitmiş olan da bir arkadaşım var ama ben Mart ayında başvurdum ve Nisan ayında gideceğim. Haliyle bir ay kala her şey gerçekleşiyor. O yüzden de Hırvetistan'dan bir Avrupa Birliği ülkesi olduğu için vize almam gerekiyor. Hemen başvurdum ve projeye İki hafta kala vizem geldi. Orada aslında bu süreç beni biraz germişti ama hiçbir problem yaşamadım diyebilirim. Şimdi gitmeden önce buradaki proje menajerim Güneş benimle bir oryantasyon yapmak istedi, bir eğitim vermek istedi. Kültür şokuna karşıymış. Ya Güneş dedim ben hiç kültür şoku falan yaşayacağımı düşünmüyorum böyle bir problem olacağını. O da dedi ki ya zaten formaliteden bu eğitimi veriyorum şimdi ben de düşünmüyorum böyle bir şey olacağını. Burayı aklınızda tutun çünkü geri döneceğiz. 9 Nisan geldi çattı. Artık yolculuk vakti. Sabahın 5'inde annem, babam ve birkaç tane yakın arkadaşımla birlikte havalimanına geldik. Böyle şakalar, komiklikler devam ediyor. Bir tane videom var o gün çekilmiş. Türk pasaport deyim Şey diyorum. Ya burası çok boş görüyor musunuz? İşte Euro 4.9 oldu. Halimiz çok fena. Saati geldi tabi uçağımın. Geçtim pasaport kontrolden. Oraya kadar her şey iyiydi ama böyle bir anda yalnız kalınca şimdi kulaklıklar takılı falan uzaklara bakıyorum böyle anlamlı anlamlı cool gibi. Ama hiç cool değilim. İçimde neler dönüyor bir bilseniz yalnızsın artık yalnızsın tek başına ne yapacaksın sen ne yapıyorsun diye kafamda sorular dönmeye başladı. Benim normalde Split'e gitmem gerekiyor ama oraya direkt uçuş bulamadığım için Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e uçtum. Zagreb'ten de Split'e 5 saatlik bir otobüs yolculuğum olacak. Bir şekilde indim Zagreb'te uçaktan ve otobüsü buldum. Split'e geçeceğim ama arada böyle bir, bir yerde durduk daha başı. Hala böyle içimden sorular dönüyor. Ne yapıyorsun burada neler oluyor neredeyim ben diye. Böyle bir anda otobüsteki herkes şoför dahil indi. Ben kendim Pamukkale turizmde sanıyorum. Yani bir açıklama yapılacak bir şey olacak. E, açıklama yapılmış ama hırvat yapılmış anlamadım. Önüm arkam sağım solum kimse İngilizce konuşmuyor. Otobüsü böyle bana zimmetlediler gitti herkes. Yalnız başıma kaldım süt dökmüş kedi gibi bekliyorum kaderimi. Meğersem orası dinlenme testiymiş. Ama ben kaç dakika duracağımızı da anlamadım neler olduğunda. İkram falan da yok ben tuvalete bile gidemedim. Sadece Allah razı olsun binerken bir şişe su vermişlerdi. İnerken de şöyle bir şey oldu. İneceğim ama yani burası acaba son durak mı anlamıyorum. Kimse de İngilizce anlamıyor. Böyle yanımdakilere gayet tarzanca Last station! There is no split! Falan yapa yapa inmeye çalıştım otobüsten. Orada neyse ki şöyle bir şey var. Karşı tarafta gideceğiniz ülkedeki proje menajerlerinizle önceden anlaşıyorsunuz. Ve onlar sizi nereden inecekseniz almaya geliyorlar. Yani Split'in havalimanına insan oradan alacaklardı. Ben kendi yol haritamı belirledim, söyledim ve onlar o şekilde geldiler. Yani bu konuda da içiniz rahat olabilir. Yolu nasıl bulacağım gibi bir derdiniz ineceğiniz yere vardıktan sonra hiçbir şekilde problem olmuyor. Ben de otobüsten indim. Böyle iki tanıdık Sima Skype görüşmemdeki Mihaila ile Tony. Bir koştum, sarıldım. Bir garip garip bakmaya başladılar. Meğersem sarılınmıyormuş yeni tanıştığımız insanlara. Tabii benim bundan haberim yok. <laughs> of çok utandım yaşadım artık şu an. Neyse bana soru sormaya başladı. İşte yolculuğun nasıl geçti aç mısın falan. Baktım a gizcem yok. A konuşamıyorum olmuyor. Bitmiş İngilizce benim. Bir şekilde gitmiş yolda ne olduysa birkaç saatte. Her şey yok olmuş. Beni hostelime yerleştirdiler. Dışarı çıkmak ister misin dediler. Yok ben çıkmayacağım dedim. Kaldım böyle bir kendimle. Dedim İrem nasıl geçecek bu 6 hafta. İşte dostlar tam o sırada Güneş'in söyledikleri aklımda yankılanmaya başladı. Kültür şoku. Sana bir şey olmaz. Bana bir şey oldu. Bana kültür şoku olmuş oldu. Ben bir ağlamaya başladım ilk gece. Burada vakit nasıl geçecek diye. Takım arkadaşlarım, projedeki diğer arkadaşlarım da henüz gelmemişti. İlk ben ulaşmışım. Bayağı bir yalnız hissettim kendimi. Hatta o gece çektiğim bir video var. Şöyle dolaşmaya çıkmışım işte yürüyüşe akşam. Birazcık ağladım falan yapıyorum. Şimdi ben bu akşam yürüyüşe çıktım ama çok fazla uzada gidemiyorum yakında takılmaya çalışıyorum. Çünkü hem hiçbir yeri bilmiyorum, hem gece bulunduğum bölge güvenli mi bilmiyorum hem de Wi-Fi'den kopunca hayattan kopuyorum. Böyle bir problem oldu. Sonra gecenin ilerleyen saatlerinde şimdilerde çok yakın arkadaşım olmuş olan Marçel'e geldi. Ay bir neşeli, gülüyor, kahkaha atıyor. Ben orada ağlamışım, yorganın altında dizi izliyorum. O kadar rahatsız oldum ki diyorum ne bu neşe ya ben burada işte mutsuzum falan. <laughs> Neyse ben bir yandan mutsuzluktan ölüyorum. Ne zaman döneceğim, nasıl döneceğim, burada vakit nasıl geçecek diye düşünüyorum. Ama korkmayın tüm bu düşünceler daha ilk haftadan ben dönmek istemiyorum'a evriliyor. Ertesi sabah uyandık sadece hostelde Marcia ile ben varız. Aa dedi sen önceden geldin şimdi yemek yiyecek yerleri falan biliyorsunuz birlikte dışarı çıkalım mı? Diyorum bu kız da çok neşeli ama neyse çattık ne yapalım artık keyif almaya bakacağız birlikte dışarı çıkıyorum Marcia ile. Ama daha böyle o gün o kadar enerjimi yükseltiyor ki beni böyle kendime getiriyor. Üstümdeki tüm o kültür şokunu attım. Birlikte oryantasyonlara girdik. Daha sonra da bana şu farkındalık geldi. Aa benim İngilizcem varmış. Şimdi bu noktada sizin bir tane daha sorunuzu yanıtlamak istiyorum. Çalışmaktan gezmeye vakit kalıyor mu? Arkadaşlar tabii ki kalıyor. Çünkü e, yanlış hatırlamıyorsam haftalık 30 saat çalışma gibi bir limit var. Benim de kendim için hatırladığım hafta içi 9'dan... 1'e kadar çalıştım. Yani 4 saat gibi bir çalışma düzenim vardı. O yüzden de hayli hayli bana kaldı. Zaten okullar hafta sonu kapalı olduğu için hafta sonunda rahatça gezebildim. Şimdi ben orada kendi adıma unutulmaz ve çok güzel bir deneyim yaşadım. Tabii ki yani kötü yanları da oluyor. Zor durumda kaldığınız zamanlar da oluyor. Ama iyi yanları o kadar fazla basıyor ki ben şu an kendimi zorlamazsam onları hatırlayamıyorum bile. Eğer aklınızda soru işareti varsa bu benim şiddetle tavsiye ettiğim bir deneyim olacak size. Çünkü ben kendim öğretirken kendim de öğrendim. Öğrencilerim de bana çok şey kattılar. Çok güzel arkadaşlıklar edindim ve çok fazla yer görme imkanım oldu. Instagram profilimden de o dönem paylaştığım fotoğraflara bakabilirsiniz. Eğer aklınızda hala soru işareti varsa, merak ettiğiniz noktalar varsa da bana yorumlardan yazabilirsiniz. Ben oradan hepsini cevaplamaya çalışırım. Ve son olarak, burası adettendir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma destek vermek için abone olmayı unutmayın. Hepinize öpüyorum.